Bu baskı Zevk Mahallesi'nin en üst düzey, en ünlü hayat kadınlarından birini gösteriyor. Bir kutunun üzerinde oturuyor ve bir el havlusunu küçük bir kedinin kafasının üstünde sallıyor. Kediyle oyun oynuyor. Sabahlığının önünde bağlanmış olan kuşak onun bir hayat kadını olduğunu doğruluyor. Kadının kışkırtıcı bir duruşu var. Dizleri birbirinden biraz ayrılmış vaziyette duruyor. Pek kibar bir duruş değil yani. Üzerinde oturduğu kutu Edo şehrindeki bir şirketin adıyla etiketlenmiş. Bu Masadoya isimli bir şekerleme dükkanı. Bacaklarının arkasında ise bir maymun resmi görüyorsunuz. Bu bir Japon maka, yani dükkanın sembolü olan hayvan. Dükkan sahibi muhtemelen bu baskının tasarımı için para harcamış ve böylece dükkanının reklamını yapmak istemiş. Bu baskı 17. yüzyıl sonlarında ve 18. yüzyıl başlarında kullanılan büyük boyutlu baskılardan bir örnek. Belki de daha pahalı olan duvar parşömeninin görüntüsüne benzesin diye bu şekilde yapılmış. Baskı resmin erken dönemlerinden kalma bir eser. O zamanlar baskıların çoğu kağıt üzerindeki tek renkli siyah ana çizgilerden ibaretti. Bu baskının bilinen diğer iki kopyasından biri elle boyanmış. Bu da işletme sahiplerinin tasarımı sipariş vermek veya kendi başlarına yapmak gibi seçeneklerinin olduğunu gösteriyor.